Terör örgütü IŞİD kilise gece gündüz roket atıyor. Şu ana kadar 20 kişi hayatını kaybetti. Bilanço her geçen gün artarken kulislerde Ankara'nın uzaktan IŞİD hedeflerini vurmanın dışında izleyeceği yol haritası merak ediliyor. Merakla beklenen o adımın şifrelerini Başbakan Davutoğlu açıkladı. El Cezire'ye konuşan Davutoğlu ilk kez karar harekatı sinyali verdi. Davutoğlu gerekirse IŞİD'e karşı Suriye'ye asker göndeririz dedi. Eğer gerekiyorsa göndereceğiz. Kara güçleri elzem duruma gelirse göndeririz. Kendimizi müdafaa etmek için gerek Türkiye'nin içinde gerek dışında her türlü tedbiri almaya hazırız. Peki dünya kamuoyu Türkiye'nin Suriye'ye karadan girmesine destek vermezse Ankara ne yapacak? Davutoğlu'nun o kritik soruya cevabı meşru müdafaa hakkımız var oldu. Aslında Birleşmiş Milletler tarafından alınan çok sayıda karar var IŞİD'le mücadele konusunda. Dolayısıyla gerek nefsi müdafaa, gerek IŞİD ya da diğer terör gruplarıyla mücadele perspektifinden bu kararlar şimdiden bize meşruiyet sağlıyor. Ankara karar harekatı için uluslararası mutabakatı tercih ediyor. Ama hem Washington hem de Avrupa'yı düşündüren bir başka nokta daha var. O da Rusya. Davutoğlu'na ayrıca Putin'in Suriye'ye girecek Türk gücünü misilleme için havadan vurma ihtimali de soruldu. Bu senaryo doğru değil. Bu toprak Rus toprağı değil. Rusya Birleşmiş Milletler'in daimi üyelerinden biri. Birleşmiş Milletler'in IŞİD'le mücadele konusundaki kararları ortada. Biz Rusya dahil hiçbir ülkeyi karşımıza almak istemiyoruz. Ancak söz konusu ulusal güvenliğimiz olduğunda gereken her türlü tedbiri alırız.